Herkese merhabalar Seda Hoca biyolojide birlikteyiz gençler. Bugünkü dersimiz virüsler olacak. Şimdi şöyle bir virüslerden bahsedelim. Aslında en başta şunu söyleyelim. Son ünitemiz canlılar dünyasıydı. Canlılar dünyasının içerisinde alemleri anlattık. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere 6 tane alemimiz var dedik. Canlı alemlerini anlatıp bitirdikten sonra virüsleri anlatmaya başladık. Bu ne demek oluyor? Virüsler canlı olarak kabul edilmiyor gençler. Eğer canlı olarak kabul etseydik bir alemin altında anlatırdık veya onlar içinde bir alem açılmış olurdu. E hocam o zaman virüsler cansız mı? Buna da cevabım hayır. Son zamanlarda çok fazla derecede virüsler hayatımızın içerisinde oldu. Aslında genel özelliklerini hemen hemen artık herkes biliyor. Virüsler hem canlılara benzer özellikleri olan Olan hem de cansızlara benzer özellikleri olan bazı bilim insanlarının bu canlı, bazı bilim insanlarının olur mu öyle şey bu cansız dediği biyolojik varlıklardır diyeyim. Buradan tabii ki genel özellikleriyle başlayalım. Şimdi virüsler dediğimiz zaman hiçbir canlı alemi içerisinde sınıflandırılamayan özel bir gruptan bahsediyoruz tabii ki. Virüsler protein kılıf ile sarılılar. Tüm canlılarda hücre zarı bulunuyordu. Canlılar ya prokaryot ya ökaryot hücre yapısına sahipti. Prokaryot da olsa ökaryot da olsa hücre zarı bulundurmak tüm canlılarda ortak. Virüslere baktığımız zaman bunların hücre zarı yok. E nasıl dağılmadan genetik materyalleri duruyor? Bunların protein kılıfları var gençler. Yani hücre zarı değil, protein kılıf bulunduruyorlar. Sonra Tüm canlılarda nükleik asitler bulunuyordu. DNA ve RNA tüm canlılarda vardı. Virüslerde de nükleik asit bulunuyor. Yıldız 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 DNA veya RNA bulunuyor. Yani DNA ile RNA'yı aynı anda bulunduramıyorlar. Bazılarında sadece genetik materyal olarak DNA var. Bazılarında RNA var gençler. Tabii ki virüs türüne bağlı olarak bu farklılık gösterebiliyor. Zorunlu hücre içi parazittirler. Parazit olmak da canlılığa ait bir özellik. Mesela biti falan düşündüğün zaman bunlar parazit canlılar diyoruz. Virüsler zorunlu hücre içi parazitler. Yani canlı bir hücrenin içerisine girdikleri zaman üreyebiliyorlar, sayılarını arttırabiliyorlar. Ama canlı bir hücre yoksa aynı cansız varlık gibi davranıyorlar. O yüzden zorunlu hücre içi parazit olduklarını söylüyoruz. Canlı dışındaki ortamlarda kristalleşirler. Kristalleşebilmek ne demek? Şimdi ben geldim bu kalemi buraya bıraktım kalemin kapağını. Kalemin kapağı cansız bir madde. Normal şartlarda işte nem olmasa, küf olmasa, bakteriler gelip parçalamasa 100 yıl boyunca bu kapak burada durmaya devam eder. Çünkü cansız maddeler kristalleşebilme özelliğine sahiptir. Eğer canlı bir hücre yoksa ortamda virüsler de kristalleşebiliyor. Yani solunum yapmıyor, beslenme yapmıyor, birey sayısını arttırmıyor. Burada cansız varlık gibi duruyor. Ne zaman ortama canlı bir hücre geldi? tabii ki onunla uyumlu bir hücre birazdan anlatacağım. O zaman üreme göstererek birey sayısını arttırabiliyor. Bunlar bakterilerden de küçük biyolojik varlıklar anca elektron mikroskobu ile gözlemlenebiliyorlar. Yani çok 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 küçükler. Çubuk, küre, elips veya spiral şekilli olabiliyorlar. Kendilerine ait sitoplazmaları ve enzim sistemleri bulunmadığından metabolik aktivite gösteremiyorlar. Metabolizma canlı Canlıların ortak özelliği de bunlar da metabolik aktivite yok. Enzim sentezlemek enzim kullanmak tüm canlıların ortak özelliği de bunlar enzim sentezleyemiyorlar ama şu kuyruk kısımlarında bulunan enzimler ya kullanıp hücre içerisine girebiliyorlar. Bunların DNA ve RNA'sı aynı anda yok ama ya DNA'ları ya RNA'ları var. En basit yapılı prokaryot bakteriyi düşün. Kendine ait DNA'sı vardı, RNA'sı, ribozomu, stoplazma ve hücre zarı vardı. En basit yapılı prokaryot bakteriden bahsediyoruz. Bunlarda hücre zarı yok. Genetik materyalden sadece bir tanesi var. Stoplazma yok tüm canlılarda ortak olarak bulunan ribozom organeli de bulunmuyor. Protein sentezleyemiyor, protein kılıfı var. Enzim sentezleyemiyor, enzim kullanabiliyor. Beslenmiyor, solunum yapmıyor, büyümüyor ama üreme davranışı gösterebiliyor diyelim. Devam edelim. Virüsler canlının belirli bir dokusunu ve o dokudaki belirli bir hücreyi enfekte edebilir. Yani virüsle içine işleyeceği, içinde çoğalacağı, hücre arasında uyum olmak zorunda. Birazdan birkaç tane hastalığını vereceğim ama şöyle kabadan söyleyeyim. Diyelim ki solunum sistemine yerleşen bir virüs. Gidip de o solunum sistemi hücreleri çok meşgulmüş. Oralarda kendime yer bulamadım. Orada bayağı güçlü bir savunma sistemi vardı. Dur ben gideyim deri hücrelerine yerleşeyim. Ben gideyim bağışıklık sistemi hücresinde çoğalayım diyemez virüsün enfekte ettiği hücreyle de uyumlu olması gerekiyor. Yani bakterilerde hastalığa sebep olan bir virüs bir bakteriyofaj gelip de benim hücreme giremez. Benim de bilmem ne hücreme giren gidip abi olsun başka çeşitli olsa öbür hücreye de etki edeyim diyemez. Gençler bakterileri enfekte eden virüslere bakteriyofaj ismini veriyoruz. Sorularda genellikle mesela yazmaya başlıyoruz. Bir bakteriyofajda aşağıda verilenlerden ben hangi ölse görülmez dediğim zaman faj virüs demektir. Bakteriyofaj da bakteriyi enfekte eden virüs demektir. Yani o soru aslında virüs sorusu. Her virüs her hücreyi enfekte edemez. Belirli bir uyum olmak zorunda. Virüsler hava, su, doğrudan temas, vücut sıvıları ve diğer canlılar yoluyla bulaşıp hastalıklara yol açabilir. Viral hastalıklarda... E, bulaşma durumu şöyle oluyor nasıl her virüs her hücreyi enfekte edemiyorsa özel hücre grupları üzerinde etkili ise her virüs her yolla da yayılamaz. Bilmem ne hastalığı işte cinsel yolla bulaşır Çünkü vücut sıvılarıyla geçişin söz konusu olabiliyor Bilmem ne virüsü hava yoluyla, bulaşabiliyor. O zaman diyorsun ki daha kapma ihtimalim yüksek havadaki virüsleri nasıl tutacağım? Bilmem ne su yoluyla, bilmem ne kan yoluyla geçebiliyor. Virüs türüne göre bu farklılık gösterebilir. Virüsle enfekte olan insan hücreleri virüse karşı savunma sağlayan interferon salgılamaya başlıyorlar. Aslında bu interferon dediğimiz şey uyarıcı bir madde. Salgılandığı zaman etrafta bulunan diğer hücreler uyarılıyor. Ortamda virüs var. Şimdi ben Sende yarın sende olabilir ona göre gardınızı alın diyor. Savunma sistemimizin yaptığı bir mekanizmadır gençler. Viral hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak amacıyla ne yaptırıyoruz? Aşı yaptırıyoruz aşı koruyucu bir e, yöntemdir. Tedavi edici olarak da serumlar kullanılıyor. Gençler çok kısa vereyim aşı dediğimiz ne? Bakteri veya virüs fark etmez, zayıflatılmış veya öldürülmüş mikroorganizmanın kişinin vücuduna verilmesi, kişi bu zayıflatılmış veya e, öldürülmüş mikroorganizma ile mücadele edecek, savaşı kazanacak, savaşı kazandığı için bunu bununla yeniyorum şifresini kendinde tutacak, sağlamı gelse bile onu çok hızlı bir şekilde vücutta sayı artmadan yok edebilecek. Mesela hepimiz çocukluğumuzda kızamık aşısı olduk, su çiçeği aşısı olduk. Kızamık vakaları aslında çok öldürücü bir hastalıktır kızamık. Günümüzde öldürücü olarak geçmemesinin sebebi aslında aşılar. Çocukluk döneminde kızamık virüsünü bizim vücudumuza verdiler. Tabi bunu zayıflatıp veya öldürüp verdiler. Benim vücudum kızamık virüsünü yendi. Yenme şifresini kendine aldı. Ben bunu bununla yendim dedi. 对。<laughs> Daha sonraki hayatımın içerisinde 5 sene, 10 sene belki de şu an vücuduma kızamık virüsü girse bile benim savunma sistemi hücrelerim bunu yenmeyi bilen şifreyi edindiği için çok hızlı bir şekilde yeniyor. Ben hiç hastalık emaresi bile göstermiyorum. Şimdi kızamık olan çocuklara bakıyoruz. Vücutlarında işte küçük kırmızı kırmızı noktalar çıkıyor. Tabii ki dinleniyorlar, ilaçlar falan filan alıyorlar ama eskiden öldürücü olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Keza su çiçeği, keza kuduz içinde aynı şey geçerlidir gençler. Virüsler pH, radyasyon, sıcaklık değişimlerinden veya kimyasal maddelerden çabuk etkileniyorlar. Viral hastalıkların tedavisinde kesinlikle antibiyotik kullanmıyoruz antibiyotik bakteri öldürücü bir ilaçtır bakterilerle savaşımızı kazanmamızı sağlar aslında antibiyotik dediğin şey bakterilerin enzim sentezleme sistemiyle ilgili e, bir problem yaratıyor bakteri ölüyor virüslerde böyle bir sistem yok ki bu antibiyotik gitsin bu virüse etki etsin gençler o yüzden de viral hastalıklarda antibiyotik kullanmamamız gerekiyor bakterilerin direnç kazanmaması için Için. Virüsler konak hücrenin enzim ve enerji sistemleriyle ham madde kaynaklarını kullanarak kendilerini hızlı bir şekilde çoğaltıyorlar. Yani virüs içerisine baktığın zaman bunun bir genetik materyali vardı, DNA ve RNA. Bunlar baş kısmında bulunuyordu. Bunun bir boyun kısmı, bir de kuyruk kısmı dediğimiz kısmı vardı. Kuyruk kısmında da enzimleri olduğunu unutmayın. Bu enzimleri kullanacak. Aslında olay nasıl gerçekleşiyor? Birazdan okurum ama şöyle kabadan anlatayım. Şimdi bu benim baktericiğim. Bakterinin halkasal işte kendine ait bir DNA'sı var. Bu da bakteriofajımız. Yani bakteriyi enfekte edecek virüsümüz. Bu virüs bakteriyi bulduğu zaman geliyor bakteriye tutunuyor. Bu kuyruk kısımlarında bulunan enzimlerle onun işte hücre çeperini hücre zarını deliyor kendi içeriye girmiyor kendi genetik materyalini yani bu bakterinin atıyorum virüsün DNA'sı varsa kendi DNA'sını RNA'sı varsa kendi RNA'sını içeriye gönderiyor. Sonra virüsün DNA'sı içeriye girdi ya DNA virüse ait amino asitleri, ribozom organelini kullanıyor kendi genetik materyalini çoğaltıyor, kendine uygun proteinler sentezliyor, genetik materyalini çoğalttı, etrafına protein kılıflar yapmaya başladı. Sonra bunlar birleşiyor, bir sürü virüs oluyor. Virüs sayısı o kadar çok artıyor ki bakteri hücresi parçalanıyor, virüsler etrafa yayılıyor. Yeni bir bakteri hücresi bulursa bu virüs hop tekrardan iş başa dönmüş olacak. Yani bizdeki hastalıklarda da durum aynı şekilde. Solunum sisteme bir tane virüs geliyor. Solunum sistemimdeki hücrelerin içerisine sayısını arttırıyor. Ben bu virüsü yok edemezsem hücrelerimi patlatmaya başlayacak, etrafa daha çok yayılacak. İki alternatif var. Ya savaşı ben kazanacağım. Benim savunma sistemi hücrelerim bu virüsleri yok edecek. Ben iyileşeceğim ki çoğu viral hastalıkta öyle oluyor gençler ya da ikinci alternatif benim savunma sistemim bu virüsü yenemeyecek o zaman da mecbur ben yok olacağım gibi düşünebilirsiniz. Bakıyorum öncelikli olarak virüsün bakteriye tutulmasına DNA'sını bakteri hücrentisine bırakması gerekiyor. Yani unutma sadece genetik materyali gönderiyor, kendi diğer kısımları girmiyor. Virüs DNA'sını bıraktı, bakteri DNA'sını parçalamaya başlıyor. Virüs DNA'sının eşlenmesi ve virüse ait proteinlerin sentezlenmesi söz konusu oluyor. Virüslerin çoğalması ve bakteri bakteriyi parçalayarak serbest hale bırakmasını görüyoruz. Sonra bakteri hücresi öldü. Yeni virüsler ortama dağılmış oldu. Devam edelim bir tane soruyla. Yukarıda belirtilen kaplara bakteriyofaj ilave edildiğinde kaplardan hangilerine hangilerinde bakteriyofajın çoğalma ihtimali yoktur? Şimdi biz şu soru kalıbında şunu çok kullanıyoruz gençler. Bir tarafa büyük organik maddeleri koyuyoruz. Bir tarafa küçük organik maddeleri koyuyoruz. Bazen diyoruz ki yukarıda verilen kaplardan hangilerinde parazit canlılar işte çoğalabilir? gibi sorular soruyoruz. Parazit canlılar monomer maddelerin olduğu ortamlarda daha rahat çoğalırlar. Bu tarz bir soruya baktığın zaman bakteriyofaj demiş yukarıda verilenlerden hangisinde virüs çoğalabilir diye soruyor. İstediği kadar madde olsun amino asit, vitamin, mineral, glikoz, yağ asit, ne bileyim işte bilmem ne her şeyi koysun. Canlı bir hücre yoksa o ortamda virüsün çoğalma ihtimali yok. O zaman ben bunu eledim. Şu ikisinin arasında gidip geldiğim zaman buraya ne bırakmışım? Bakteri. Buraya ne bırakmışım? Embriyo ya da insana ait karaciğer hücresi fark etmez. Bu ne? Bakteriyofaj bakteriyi enfekte eden virüs ancak bakterinin olduğu ortamda birey sayısını arttırabilir. Yani şu da bizim için bir şey ifade etmedi. Bakteriyofajın çoğalma ihtimali yoktur sormuş gençler. Soruları düzgün okuyoruz. Köklere dikkat ediyoruz. Cevabımız tabii ki 1 ve 3 oldu. Yani bu iki ortamda çoğalma ihtimali yoktur. Dikkatli okumazsak doğru yaptığımız soruyu yanlış işaretleyebiliriz. Kimse bize ah sen yanlış işaretlemişsin bir şey olmaz demez gençler. Kökleri dikkatli okuyalım. Burada bir toparlayalım bazen şu sorular için koydum bunu özellikle aşağıda verilenlerden hangisi virüslerin canlılara benzer özelliklerinden biri değildir? Cansızlara benzer özelliklerinden biri değildir tarzında yazdığımız soru var. Canlılara benzer özelliklere baktığın zaman bunlarda nükleik asit bulunacak ama yıldızlarımı unutma ya DNA'sı ya da RNA'sı bulunacak ikisini aynı anda bulunduramıyor enzim kullanabilme dediğimiz zaman canlılar enzim kullanabilir parazit olma bit ya da işte bir bakteri türü solunum sistemini enfekte eden bunlar parazit canlılar. Parazit olmak canlılığa ait bir özelliktir. Çoğalma birey sayısını arttırabiliyor. Cansızlar durduk yere çoğalamazlar ki canlılar ancak çoğalabilme özelliğine sahiptir. Mutasyona uğrama da yine canlılara ait bir özelliktir. Bazı virüslerin DNA'sı bazı virüslerin RNA'sı var dedik ya. Bunlar mutasyona uğraya çok sık mutasyona uğrayabiliyorlar. Neden? Başka bir hücrenin içerisine çoğalıyor. Ona ait maddeleri kullanıyor. E haliyle burada da çok sık küçük küçük değişiklikler Genetik yapıda meydana gelebiliyor. Hatta RNA taşıyan virüslerle mücadele etmek bir tık daha zor oluyor. Yakın zamanda maalesef ki yaşadık. RNA daha kolay mutasyona uğrayabildiği için cansızlara benzer özellikler dediğimiz zaman hücresel yapıda olmama. Tüm canlılar hücresel yapıdadır ya prokaryot ya eukaryot. Bunlar hücresel yapı göstermiyor ki. Tüm canlılar protein sentezler. Bunlar sentezleyemiyor ki. Tüm canlılar enzim sentezler bunlar sentezleyemiyor ki kristalleşebilme yani cansız varlık gibi hiçbir etken olmazsa orada durabilme e, cansızlara benzer özelliği olacak. Büyümeme, gelişmeme. Bunlar cansızlara benzer özellik beslenmeme, solunum yapmama. Bunlar da yine virüslerin cansızlara benzer özellikleri içerisinde yer alıyor. Hemen bir tane soru çözeyim. Aşağıdakilerden hangisi virüslerin cansızlara benzetilmesinde kullanılmaz? hücreli yapıda olmama tabii ki cansıza ait bir özellik. ATP sentezleye meme cansızlara ait bir özellik. Hücre dışında kristalize olma, kristalleşebilme cansızlara ait bir özellik. Metabolik enzimleri bulundurmama yani metabolizma tepkimelerini anabolik katabolik göstermeme cansızlara ait bir özellik. Nükleik asit bulundurmak, genetik materyal taşımak ise canlılarda görülen bir özelliktir. Yukarıda verilen olaylardan hangileri bu olayı gerçekleştiren Canlı'nın kesin virüs olduğunu gösterir. Konak canlılarda hastalığa neden olma? Hadi oradan bilmem ne bakterisi de bende hastalığa sebep olabiliyor. Yok parmak aralarımda bilmem ne mantarı da hastalığa neden olabiliyor. Yani bir şeyin hastalık yapması virüs olduğu anlamına gelmez. Amipli dizanteri var. Protist aleminde bulunan tek hücreli bir canlı yine hastalığa sebep olabiliyor. Konak canlının besin monomerlerini kullanma. Bu da parazitlere ait bir özellik. Her parazit virüs değil ki konak canlının enzimlerini kullanma derse bunu kabul ederim. Diğer parazit bakterinin, mantarın, yok ne bileyim amibin kendine ait enzimleri var. Adam niye gelip benim enzimimi kullansın? Kendi enzimlerini kullanacak ama virüslerin kendine ait enzim sistemleri yok. Kesin virüs olduğunu gösteririn cevabı da tabii ki yalnız üç şeklinde oldu gençler diyeyim. Hemen buradan da geçiyorum. Kullanım alanlarına baktığımız zaman virüsler moleküler ve hücresel biyoloji alanlarında hücrelerin işlevlerini anlamak için tabii ki kullanılıyorlar. Aslında 12. sınıf konusu olarak DNA protein sentezi anlatıldığı zaman genetik materyalin biz şimdi çok kolay söylüyoruz. Genetik materyal DNA'dır. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin ikili üçlü var. Şöyle dönüyorlar diyoruz. Herkes de var böyle geçiyor diyoruz. Ama bunun ortaya çıkması çok uzun yıllar alan çalışmalar sonucu olmuş gençler hat Hatta şunu da söylemiş olayım. Virüsler de genetik materyalin DNA olduğunu anlamada yardımcı olmuşlar. DNA'nın çoğaltılması, transkripsiyon, RNA işlenmesi, translasyon, protein taşınma olaylarının mekanizmalarının anlaşılmasında tabii ki virüsler kullanılıyor. Ayrıca bağışıklığın sağlanması gibi temel hücresel mekanizmaların anlaşmasında da anlaşılmasında da virüsler etkili. Genetik mühendisliği çalışmalarında hücrelerin içine gelmesi leri sokmak için virüsler taşıyıcı olarak kullanılabiliyorlar. Mesela ben bir Hücreye bakteri demeyeyim de bir hücreye gen aktarmak istiyorum. Normal şartlarda işte o geni keseceğim bilmem ne işlemleriyle bilmem nereye aktaracağım ya. Diyorlar ki ya virüsler gidiyor kendi genetik materyalini orada çoğaltıyor. Ben bunu virüse ekleyeyim virüsü de ortama bırakayım. Virüs nasıl olsa kendi kendine gidip o hücrenin içine girecek. Bu marçayı oraya bırakacak diyorlar. Ve genetik bazı çalışmalarda tabii ki kullanılabiliyorlar. Tarım ve hayvancılıkta transgenik yani genetiği değiştirilmiş canlılar üretmek için gen transferinde virüsler kullanılabiliyor. Özellikle bitkilere bazı genleri aktarmak istediğimiz zaman bunu virüse aktarıyoruz. Virüsten bitkiye geçmesini bekliyoruz. Bitkinin genetik yapısı daha böyle kompleks, karmaşık olduğu için ben virüse koyayım. Virüsün nasıl olsa genetik materyali daha basit. Virüs gider bitkiye verir diyoruz. Virüsler salgın hastalıklara neden olabiliyorlar? Biyolojik silah konusunda şöyle çok kısa bir şey söyleyeyim gençler. Herhangi bir soruda biyolojik silah gördüğünüz zaman o soruyu kesinlikle yanlış olarak kabul edin. Mesela şöyle demek istiyorum aslında bazen soru yazıyorum. Diyorum ki aşağıda verilenlerden hangi uygulamalar yanlıştır doğrudur tarzında. İşte biyolojik silah denemeleri canlıların bulunmadığı çöl ortamlarında denenmeli biyolojik silah denen çalışmaları, okyanusların bilmem kaç kilometre derinliğinde, canlıların en az sayıda bulunduğu ortamda yapılmalı falan filan tarzında ya da nükleer, nükleer silah denemeleri şahit tarzında yazıyoruz. Kesinlikle silah gördün mü, biyolojik silah olsun, nükleer silah olsun bunların denemelerinin yapılmaması gerekiyor. Biz artık bilinçli insanlarız. Bilmem ne çölünde olan bir olayın dünyanın her yerini etkilediğinin farkındayız. Sen gittin nükleer silah denemesini okyanusun bilmem kaç kilometre derinliğine yaptın diye. O okyanusta bulunan canlılar bu canlılarla beslenen kişiler bilmem ne bilmem ne bilmem ne böyle genişliğe 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 tüm dünya bundan etkilenmiyor mu? etkileniyor gençler biyolojik silah kullanımına tabii ki karşıyız. Canlıları biyolojik silah haline dönüştürmememiz gerekiyor. Yani uluslararası düzeyde zaten bunlar yasak ama ne kadar uyuluyor ise. Şimdi virüslerin sebep olduğu birkaç tane hastalıktan da bahsedelim. En bilindiği tabii ki grip hastalığıdır gençler. Grip virüsleri de RNA taşır. O yüzden çok hızlı mutasyona uğrarlar. Aslında ee, yakalandığımız bir hastalığa tekrar yakalanmıyoruz ya hocam ben günde senede üç kere grip oluyorum demeyin her biri gripin farklı bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Çok detaylandırmayacağız. Grip virüsleri genetik materyali RNA olan üst solunum yollarını etki eden hava yoluyla bulaşabilen virüsler tabii ki. AIDS edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu. AIDS hastalığına da HIV virüsü dediğimiz bir virüs sebep oluyor. Aslında HIV virüsünden ölmüyoruz. Bağışıklık sistemimizin çökmesinden dolayı ölüyoruz. Bu hücrelerimizi hücrelerimiz olarak bağışıklık sistemine ait hücreleri seçiyor. Yani HIV virüsü bağışıklık sisteminin içerisindeki hücreleri parçalıyor. E benim bağışıklık sistemim çöktü. Bağışıklık sistemim çöktüğü zaman da bunca senedir etraftaki her türlü etkene karşı geliştirdiğim savunma sistemim çökmüş oluyor. Normal şartlarda vücuduma girdiğinde belki hissetmeyeceğim, belki bir iki gün kırgınlık yaşayıp pastayım ya deyip ayağa kalkacağım bir mikrop diyeyim ben de öldürücü sonuçlara yol açabiliyor bağışıklık sistemim çalışmadığı için. Virüs hasta kişinin bağışıklık sisteminin tamamen çökmesine ve diğer basit hastalıklardan bile ölmesine neden olabiliyor. Hepatit B sarılık hastalığının bir çeşidi gençler kan, vücut sıvıları ve doğrudan temas sonucu bulaşabiliyor. Korunmak için hijyen kuranlarına uyulmalı, aşı olunmalı. Hepatit aşıları çok çok önemlidir. Uçuk herpes dediğimiz zaman da herpes simplex adı verilen bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir cilt hastalığı. Hastalığın bulaşmaması için tabii ki uçu olan kişilerle kişisel eşyalarımızı temas ettirmemeliyiz. Uçu olan kişi gitti havluya yüzünü kurudu. Haliyle havluya ne geçti? Uçuğunda bulunan virüsler geçti. E virüs cansız ortamda ölmüyor ki kristalleşiyor. Ben de gittim o virüslü havluyu tekrardan suratıma sürdüm. Hop virüsler tekrardan bana gelmiş oluyor. Hastalığın bulaşmaması için hasta kişinin özel eşyaları kullanılmamalı. Hele kızlar rujlar mujları çok kullanıyorlar. Onlara dikkat edin. Hasta ile doğrudan temas edilmemelidir. Kuduz da yine viral bir hastalık gençler kuduz aşılarının bulunması çok çok önemli. Eskiden böyle eski kaynaklara baktığımız zaman kuduzdan binlerce kişinin öldüğünü falan okuyoruz. Kuduz virüsü bulaştı. İşte bilmem ne bölgesinde şu kadar kişi vefat etti diye ama günümüzde kuduzdan ölüm düzeyi çok 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 az hatta olduğu zaman haberlere çıkıyor. Sebebi ne? Çünkü artık kuduz aşısı dediğimiz aşı var gençler. Genellikle memeli canlılar arasında yaygındır. Ha kuduzda da şeyi e, sadece köpekten geçmiyor. Sabit vücut ısılı canlılardan geçiyor. Yani kuştan da memeliden de Kuduzun geçişi söz konusu olabilir. Bizim en çok böyle çocukluktan kafamıza köpek kazınmış. Memeli canlıların vücudunda çoğalabiliyor. Konak canlının sinir hücrelerini enfekte ediyor. Maalesef ki kuduz hastalığına yakalanmış kişilerde de herhangi bir tedavi söz konusu olmadığı için sinir sistemi hücrelerini de e, yerleşip parçaladığı için kişide halüsinasyon görmeye saldırganlık şeklinde ...davranışlar sonucunda ölüm söz konusu oluyor. Eskiden kuduz vakalarına yakalanan kişileri özel karantina odalarına alırlarmış. Nasıl olsa ölecek yapacak bir şey yok. O odanın içerisinde de bırakırlarmış. Kişi bir süre sonra halüsinasyonlar görmeye, saldırganlaşmaya, kendine zarar vermeye başlıyor. Başka birine geçmesin diye de bu karantina odaları yapılıyormuş maalesef ki diyeyim gençler viral hastalıklardan korunmak için bizler neler yapmalıyız yemekten önce ve sonra tuvaletten önce ve sonra eller sabun ve bol su ile iyice tabii ki yıkanmalı kişisel temizliğe ve hijyene özen göstermeliyiz özellikle işte kuaför gibi alanlarda tırnak mırnaklar kesiyorlar buradan bir kan çıkışı söz konusu oluyor sonra onu sterilize etmiyor götürüyor başka birininkini de kan atıyor ee, buradan aldığın viral hastalıklı bir kansa götürüyorsun diğerine sen kuaförde vermiş oluyorsun. Hastalık durumunda insanlarla doğrudan temastan kaçınmalıyız. Viral bir hastalığa yakalanmış bir kişiye geçmiş olsuna gitmenin ne kadar saçma bir davranış olduğunu en yakın zamanda gördük gençler. Toplu taşınılan yerlerde, toplu yaşanılan yerlerde öksürürken, aksırırken ağız bir mendille kapatılmalı, dirseğimizle kapatmalıyız. İçme ve kullanma suyu ihtiyacı güvenli kaynaklardan karşılanmalı. Şüpheli durumlarda içme sularını kaynatmamız gerekiyor veya klorlama yapılması gerekiyor. Çiğ tüketilen meyve ve sebzeler bol suyla yıkandıktan sonra tüketilmeli. Gıdalar olabildiğince taze tüketilmeli, buzdolabında saklanmalı. Açıkta satılan gıdalardan son kullanma tarzı... Bari geçmiş ürünlerden tabii ki kaçınmalıyız. Pastörize edilmiş sütleri kullanmalıyız. E ee, çiğ sütte de virüsler ve bakteriler çok fazla derecede bulunabiliyor ama köyde de biliyorsunuz ki sütü sağdıkları zaman kaynatıyorlar. Hayvansal gıdalar iyice pişirilmeli, soğuk hava odalarında saklanmalı. Hastalıklara karşı da viral hastalıklara karşı aşı yaptırmamız gerekiyor gençler. Buradan virüsleri bitirmiş oluyoruz diyecektim ki bir soru çıktı karşıma. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisine virüsler sebep olmaz? E virüsünün sebep olduğunu söyledik. Grip viral bir hastalıktır. Kuduz ve uçuk da yine viral bir hastalıktır. Zatüre dediğimiz rahatsızlık ise bakterilerin sebep olduğu bir hastalıktır. Gençler şimdi bitirmiş oluyoruz. Sen çöze geldik. Böylelikle aslında 9. sınıf konularımızın tamamını bitirdik. Ben birazdan 10 soruda alemler ve virüsler videosunu çekeceğim. Yani bu konuyla ilgili de size 10 tane soru çözeceğim. Gençler 10. sınıf konularına başlıyoruz. Oraya çok daha hızlı bir şekilde bitireceğiz sık sık videoları atacağız bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun görüşürüz